Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz iki şişle örülen, sanki beş şişle örülmüş gibi görünen patiğimiz nasıl örülür? Patik çorabımız, çorap desek daha uygun olur. Biraz yüksek çünkü bakın. Yapılışı oldukça kolay. Şimdi yaparken sizler de göreceksiniz. Şöyle ön tarafına kahve çekirdeği modeli uyguladım. Benim vereceğim sayılarda yaparsanız ben 39 numara giyiyorum ve çorabı giyip denedim. Benim ayağıma uygun oldu. 37, 38, 39 numara ayaklar için uygun olacaktır. Benim verdiğim sayılarda yaparsanız eğer. Şimdi kullanacağımız malzemelerden de bahsetmem gerekirse patiklik ip kullandım. Ve 3 numara şişler kullanıyorum. Renk numarası yok. Kağıda atılmış ipimin. İlmeklerimizi atarak başlıyoruz. Şişime toplam 28 tane ilmek atıyorum. İlk ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28. Şişime toplam 28 tane ilmeğimi attım. Şimdi artık bir bir lastik öreceğiz. İlk kenar ilmeği, ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimizi de örelim. Bir ilmek ters örerek başladım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ve bir ilmek düz. Sıramın sonuna kadar bir ters, bir düz olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Sıramızı bir ters bir düz olarak tamamlayalım. Bir ters ördüm. Son ilmeğim düz. Onu da düz ördüm. Tamamladım. Şimdi çevirip arka tarafına geldiğimizde arkada da yine aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir sonraki ilmeğim düz. Bunu düz olarak örüyorum. Bir sonraki ilmeğim ters. Bir ters ve bir düz olarak örmeye devam ediyorum. Burada da lastiğimiz oluşmaya başladı. Şimdi bu şekilde lastiğimizi örelim. Devamında çorabımızın ön kısmındaki modelimizi uygulamak için görüşelim tekrar. Şimdi çorabımın lastik olan kısmını tamamladım. Şu aradaki tersleri sayıyorum. Bakın şuradan itibaren sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Aradaki 16 tane sırayı saydım. Lastiği istediğiniz gibi uzatıp kısaltabilirsiniz. Ben 16 sırada bıraktım. Şimdi çorabın ön yüzündeyiz ve burada artık modelli sıramızı, modelini kuruyoruz. Şu anda şişimde 28 tane ilmeğim var. Bu 28 ilmeği de bu sırada 27 tane ilmeğe düşürüyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Devamındaki 3 ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte 4 tane ilmeğim oldu. 6 tane ilmeği düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ilmeğin devamına da 2 tane ters ilmek. Bakın kenar ilmeğini aldım. 3 tane ters ilmek ördüm. 6 düz ilmek ördüm. 2 tane de ters ilmek. Şimdi buraya kahve çekirdeği yapacağımız yere geldik. İlmeğimizi de burada eksiltiyoruz. Öncelikle 2 tane ters ilmeğin devamına 1 tane ilmek düz ördüm. Bu düz ilmeğin yönünü çevirip
Yanındaki ters ilmekle birlikte düz örüyorum ki burada bir ilmek eksilttim. Bir düz, ilmekleri eksilterek yine bir düz ve bir tane daha düz. 3 tane düz ilmeğim oldu. Buraya kahve çekirdeği modelini yapacağız. Şimdi devamına yine 2 tane ilmeği ters ördüm. 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeği düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek ters ve 1 kenar ilmeği düz olarak ördüm. Bu kenar ilmeklerini böyle yapmaya dikkat edelim. Çünkü buraları bizim için çok önemli. Şimdi çevirdim. Arka tarafa geldiğimde kenar ilmeğimi alıyorum. Devamındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Kenarda 10 tane ilmeğim olmuş oldu. Biri kenar ilmeği, 9 tane de ters ilmek. Şimdi burada 2 tane ilmeği düz örüyoruz. Kahve çekirdeğinin her iki yanındaki ilmekler çorabın arka tarafında düz örülüyor. 3 tane ilmek ters ve 2 tane düz. Birkaç sıra sonra zaten yerleri çok açık şekilde belli olacak. Karışmayacak. Kalan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son ilmeğe gelene kadar. Son ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Döndüm. Tekrar örgümün ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi aldım. 3 ilmek ters. 6 ilmek düz. Bakın kahve çekirdeği yapacağım 3 ilmek. 2 yanındaki ilmekler ters. 2 tane ilmeği ters ördüm. Şimdi buraya model yapacağım yere geldiğimde 2 ilmeği atlıyorum. 3. ilmeği aldım. Bu 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Şu anda 2 ilmeğim kaldı. İlk ilmeği düz ördüm. 1 doladım. 1 düz ördüm. Zaten çoğunuz kahve çekirdeği modelini biliyorsunuzdur. Devamındaki 2 ilmeği ters ördüm. 6 ilmek düz. 3 ilmek ters ve 1 kenar düz ilmek. Şimdi döndüm. Arkada yine ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Kenar ilmeğini aldım. Bakın burada ters ilmeklerimiz var. Şurada düz ilmeklerimize gelene kadar. Zaten artık yerleri belli. 2 burada, 2 de burada düz ilmeğimiz var. Çorabımın arkasında ilmekleri sürekli gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın 2 düz ilmek. Onları düz ördüm. Kahve çekirdeği olan yere geldiğimde bakın doladığım ilmekle dahil ters olarak ördüm. 3 ilmek ters. Devamına 2 ilmek düz. Ve kalan ilmekleri de kenar ilmeğine kadar ters örüp kenar ilmeğini de düz örerek sırayı tamamlıyoruz. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yine kenar ilmeğimi almadan başlıyorum. 3 ilmek ters. 6 ilmek düz. 2 tane ters ilmeğimiz var. Onları hep ters örüyoruz. Kahve çekirdeği yaptığım yere geldiğimde bu sırada 3 ilmeği düz örüyorum. İki ilmek ters, 6 ilmek düz, 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım.
Şimdi arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim. Çorabımın arkasında ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Şimdi ön yüze geldik tekrar. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki 3 ilmeği ters olarak ördüm. 6 ilmek düz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Burada 2 tane ters ilmeğim var. Bakın yine kahve çekirdeği yaptığım yere geldim. 2 ilmeği atlayıp 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlkini düz örüp 1 doluyorum. Tekrar 1 düz. 2 ilmek ters. 6 ilmek düz. 3 ters ve 1 kenar ilmeği. Modelimiz ortaya çıktı. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Devamında patiğimizin, çorabımızın burun kısmını yapmak için tekrar görüşelim. Şimdi çorabımı bakın bu aşamaya kadar örmeye devam ettim. Şu örneği sayabiliriz. Ortadaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En son 14. örneği yapmışım. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Yine örneğimi burada kapatarak ilerliyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenardaki haroşalarımı ördüm. Bakın burada düz ilmeklerim vardı 6 tane. Onları örüyorum. İki ilmek ters. Yine kahve çekirdeği olan yere geldiğimde son kez modelimi buraya yapıyorum. İlmeğimi atlattım. İlk ilmeği düz. Bir dolayıp ikinci ilmeği de düz olarak ördüm. İki ters. Altı düz. Üç tane ilmeği ters, bir de kenar ilmeğini düz örerek sıramı tamamladım. Şu yandaki haroşalarımızı da sayabiliriz. Burada da toplam 30 diş haroşa sırası oldu. Şimdi artık çevirip arka tarafa geçtiğimizde bütün ilmekleri ters öreceğiz. Modelli kısmı bitirmiş olduk. Kenar ilmeğimi aldım. Arkada bir sıra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın düz ilmeklere geldim. Artık onları da ters ördüm. Şurada doladığımız ilmeğe geldiğimizde burada bir ajur olsun istemiyorum artık. O yüzden bu şekilde arka taraftan batıp o ilmeği de ters olarak ördüm ki ajur olmasın. Sıramın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi bir sırada ön yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp arka tarafa geldiğimizde patiğimizin burun kısmını eksiltmeye başlıyoruz. Burada bir delik oluşmadı. İlmeği ters aldığımız için. Son kenar ilmeğime kadar ters ördüm. Kenar ilmeğimi yine düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi artık bu aşamadan sonra ilmeklerimizi eksiltmeye başlıyoruz. Çorabımın arka tarafındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alarak başladım. Sıradaki 2 ilmeği ikisini birlikte ters olarak topladım. İlk eksiltmemizi yapmış olduk. Yine ters örmeye devam ediyoruz. Diğer uçta da
3 tane ilmeğimiz kalana kadar. Şimdi bakın burada da 3 tane ilmeğim kaldı. İlk ikisini şişe alıp birlikte ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamlıyorum. Sıranın hem başında hem de sonunda ilmeğimizi eksiltmiş olduk. Şimdi dönüp ön tarafa geldiğimizde kenar ilmeğinden sonraki bütün ilmekleri ters örüyoruz. Eksiltmelerimizi sadece çorabımızın arka tarafındayken yapalım. Ön yüzde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi çevirip tekrar ön yüze geldiğim şey arka tarafa geldiğimde yine eksiltme yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın sıradaki iki ilmeği birlikte ters örerek burada yine eksiltme yapmış oldum. 3 ilmek kalana kadar yine ters olarak örüyorum. Sıranın bir başında bir de sonunda eksiltme yapıyoruz. İlmeğim kaldı. İlk ikisini birlikte ters olarak topladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Bundan sonrasında yine aynı işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Arka tarafta her iki başta ilmeklerimizi eksiltiyoruz. Ön tarafta eksiltme yapmadan ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Çorabımın bakın burun kısmını örmeye devam ettim. Şu anda 13 tane ilmeğim var. En son arka tarafa geçtiğimde burada en son eksiltmemi de yapacağım. 11 tane ilmeğe düşüreceğiz. Patiğimizin burun kısmı 11 ilmek kalana kadar eksiltme işlemine devam ediyoruz. Arka taraftayım. Yine eksiltme yapacağım. Son eksiltmelerimiz. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Yine diğer başta 3 tane ilmeğim kalana kadar ters örmeye devam ediyorum. Bakın 3 ilmeğim kaldı. İkisini ters olarak ördüm. Son bir kenar ilmeğim kaldı. Onu da düz olarak örüp tamamladım. Hemen şöyle bakalım. Burun kısmını bu şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane ilmeğim kalana kadar eksiltmeye devam ettim. Şimdi bu aşamadan sonra patiğimizin burun kısmını arttırmaya başlayacağız. Aynı zamanda da bakın bu şekilde dikişsiz olarak örmeye devam edeceğiz. Şimdi önce yine kenar ilmeğimi alarak başlıyorum. Sıradaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Çünkü artık arttırmaya başladık. Şimdi bakın burada hiç dikiş yok bu çorabımızda. Arttırmalarımızı şöyle yan kısımlara düz olarak örmüştük. Şöyle ön yüzden baktığında burası çorabımızın ön yüzü. Şu bana bakan taraftaki sıradan değil arkadaki sıradan hemen sıranın ilk başından. Bakın şuradan. Buradan bir ilmek alarak ilk ilmeğimi çıkardım. Döndüm. Yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk arttırmamızı burada yapmış olduk. Şimdi yine sıranın sonuna kadar ters olarak örelim. Bu tarafa geldiğimizde de bakın çorabın ters tarafı bana bakıyor. Burada da ilmeği bize bakan taraftan alacağız.
Şişimle buradan ilmeğimi aldım. Geri döndüm. Ve yine ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Şimdi yine burada artırma yapıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Ön yüzdeyken şuradan arka taraftan ilmeğimizi alıyoruz. Buradan almıştım. Şimdi bir yanından her sıranın başından bir ilmek. Döndüm. Şimdi bakın arka tarafı. Arka taraftayken de iç tarafta. Zaten artık yerleri belli nereden aldığımız. Devamını aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. İlmeğimi aldım. Ters olarak örüyorum. Yapılışı gerçekten çok kolay. Hiç dikişi yok. Sanki 5 şişle örülmüş gibi çok rahat. Yine çorabımın ön yüzündeyken zaten bakın belli. Buradan ön taraftan ilmek almamışım. Arka taraftan almışım. Yine arka taraftan almaya devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimde yine buradan ilmeğimi aldım ve geri döndüm. Ha, bu benim dediğim gibi ilmekleri içeriden dışarıdan yapmazsanız olmaz mı? Tabii ki olur. Benim yaptığım şekilde yaparsak bu şekilde bakın çorabımın yan tarafında birer çizgi şeklinde bir model oluşuyor. Ben bunu yapmak için ilmekleri o şekilde aldım. Sizler istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Yine sıranın başına geldiğimde bakın burada çizgimiz oluşmaya başladı. Şöyle yaparsak görünür. Bakın çizgi burada oluşuyor. Arka taraftan batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Arttırmalarımızı da bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Ta ki kaç ilmekle başlamıştık? 27. Şu ördüğümüz kısım 27 ilmekti. 27 ilmeğe ulaşana kadar arttırmalara devam ediyoruz. Buradan bir kez daha ilmek alalım sizlerle birlikte. Sanırım burun kısmı da anlaşılmıştır. Ben bu şekilde ilmeklerimi 27'ye ulaşana kadar arttırmaya devam edeceğim. Devamında tekrar birlikte örmeye devam edelim. Çorabımın burun kısmını bu şekilde örmeye devam ettim. Şöyle bakalım ön yüzden. Bakın burun kısmı oluştu. İç dikiş yapmadan sanki 5 şişle örülmüş gibi. Şimdi bundan sonrasında artık arttırma yapmayacağız. Şimdi burada son arttırmamızı yaptıktan sonra şu anda 26 tane ilmeğim var. 27.yi de birlikte buradan kenardan alıyoruz. Bu da 27. ilmeğimiz oluyor. Son arttırmamı yaptım ve geri dönüyorum. Bundan sonra ilmeklerimizi sabit tutma sıralarına geldik. Sürekli 27 olarak devam edeceğiz. 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bakın 25 tane ilmeği ters olarak ördüm. Burada 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi artık ilmeklerimizi arttırmak istemiyoruz. O yüzden bu 2 ilmeği birlikte ters olarak örelim. 25 ilmeği ördüm. 26. ve 27. ilmeği birlikte ters ördüm. Ve yine buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Buradan sürekli ilmek almaya devam edeceğimiz için ilmeklerimizin artmasını istemiyoruz. O yüzden son 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Geri döndüm. Yine 25 ilmeği ters olarak örmeye devam edeceğim. Önce 25 ilmeği ters olarak örüyorum. Sonda kalan 2 ilmeği de ikisini birleştirip ters olarak örüyoruz ki bir ilmek eksiltelim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birleştirip ters olarak ördüm. Burada bir ilmek eksilttik. Şimdi tekrar buradan alt kısımdan ilmek alıyoruz. Yine 27 ilmeği tamamlamış oluyoruz. Geriye döndüm. Bir kez daha sizlerle birlikte yapalım. Sıranın sonuna ilerleyip buradan sayabiliriz. Toplam 25 ilmeği ters olarak örüyoruz. Sonda kalan 26. ve 27. ilmeği ikisini birleştirip ters olarak örüyoruz. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları birleştirip ters olarak ördüm. Şu anda 26 ilmeğe düştü. Şimdi buradan alttan alacağım ilmekle birlikte tekrar 27 olacak. Bu da 27. ilmeğim oldu. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi sabit 27'de örmeye devam edelim. Şöyle bakın. Top burun kısmını bu şekilde buradan döndürdük. Şimdi alt kısmı örüyoruz. Ta ki topuk yapacağımız yere gelene kadar örmeye devam edelim. Devamında burada yaptığımız işlemi tekrar topuk için yapacağız. Ben alt kısmını örmeye devam edeceğim. Topuk kısmına gelince birlikte örelim. Bakın çorabımın alt kısmını örmeye devam ettim. Burun kısmını yapmıştık birlikte. Devamında düz sıralara geçmiştik. Ben bu şekilde ördüm. Şuradan sayıyoruz. Bakın lastiğin devamındaki haroşaları sayıyoruz. 2, 4, 6. 6 sıra haroşa sırası kalınlığı kadar ilmeklerimi 27 ilmek olarak örmeye devam ettim. Şimdi artık burada 6 diş haroşa sırası kaldığında topuk kısmını yapmaya başlıyoruz. Topuğumuzu da aynı burun kısmında yaptığımız gibi eksilterek yapmaya başlayalım. Nasıl yapmıştık? Kenar ilmeğini alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ters örüyorum. Şimdi diğer tarafta 3 ilmek kalana kadar yine ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. 3 ilmek kaldığında diğer başta da eksiltmemizi yapalım. Şimdi bakın 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte topladım. Bir ilmek eksilttim burada. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Döndüm. Şimdi bu ön yüze geldiğimizde eksiltme yapmıyoruz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Eksiltmeler yine sadece çorabımızın iç kısmında.
Son kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi buradan tekrar geri döndüm. Çorabın bakın iç kısmındayız ve eksiltme yapacağız yine. Kenar ilmeğini alıyoruz. Sıradaki iki ilmeği ikisini birlikte topluyoruz. İlk eksiltme yapıldı. Şimdi yine kenarda 3 ilmek kalana kadar ters olarak örelim. İlmeğim kaldı. İkisini ters olarak topladım. Kalan sol ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi bu şekilde topuk kısmını da 11 tane ilmeğimiz kalana kadar eksiltmeye devam edelim. Devamında tekrar görüşelim. Şimdi çorabımı bakın topuk kısmını eksiltmeye devam ettim. Ta ki 11 ilmek kalana kadar. Şimdi en son eksiltmemi arka yüzdeyken eksilterek geldim. Çevirip ön yüze geldiğimde artık arttırmalarımıza başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum örgünün ön tarafındayken. Son ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şimdi bu aşamada artık arka tarafa geçerken ilmeklerimizi eksiltmiyoruz. Arttırmaya başlıyoruz. Nasıl yapıyorduk arttırmaları? Şu ipimi alayım net görünsün. İç kısımda. İçeriden battım. Buradan ilk ilmeğimi çektim. Geriye döndüm. Sıramın sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer uca geldiğimde de bakın burada nasıl yapıyorduk. Çorabın iç kısmında iken arttırmamızı yapıyorsak iç kısımda arttırmayı alıyoruz ve dönüyoruz. Yine ilmekleri ters olarak örelim. Şimdi çorabın ön yüzündeyiz. Ön yüzündeyken ilmeklerimizi bakın dış taraftan alıyoruz. Buradan değil, buradan. İlmeğimi aldım ve geri döndüm. Yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Topuk kısmında 11 ilmeğe kadar eksilttik. Şimdi arttırma işlemini yapıyoruz. Bakın çorabın iç kısmında iken iç taraftan arttırmamı yapıyorum. Çorabımızın dış tarafını yaparken de dış taraftan arttırmamızı yapıyoruz. Buradan değil buradan. Bu şekilde arttırmalara devam edelim. Artık 27 ilmek değil, lastik kısmında başladığımız gibi 28 ilmek olana kadar topuğumuzu arttıralım. Bakın arttırma işlemimiz oluşmaya başladı. Şimdi dediğim gibi bu ilmekleri 28 ilmeği tamamlayana kadar arttırmaya devam edelim. Devamında hemen şöyle çorabımızda bakalım. Bakın burayı 26 ilmeğe kadar arttırdıktan sonra burada 6 sıra bırakmıştık. Bu 6 sırayı arttırma yapmadan 28 ilmek üzerine örmeye devam edeceğiz. Devamında da lastiğimizi örerek çorabımızı tamamlayacağız. Şimdi ben 28 ilmeği tamamlayıp geliyorum. Şimdi bakın topuk kısmını örmeye devam ettim. Bu şekilde artışlarımı yaptım. Şu anda 27 tane ilmeğim var. Şimdi burada en son 28. ilmeğimizi alacağız ve arttırma işlemini de tamamlamış olacağız. Ön yüzden örerek geldim. Şimdi burada son arttırmamızı yapıyoruz. Bakın şimdi
Burada bir boşluk, şöyle delikler oluşmasın diye son arttırmamı yaparken buradan batıyorum. Ve hemen sıradaki yine iç kısımdan da batarak buradan ilmeğimi çekiyorum, iki kat olarak bakın battım. Yapmak zorunda değilsiniz tabi, normal şekilde de ilerleyebilirsiniz. Ama burada bir delik oluşmasın diye burayı bu şekilde sabitlemiş, sağlamlaştırmış olduk. Bu da son 28. ilmeğimiz oldu. Şimdi sıramın sonuna doğru ilerliyorum. Sonda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Nasıl yapmıştık? Burun kısmında sonda 2 ilmeği birlikte topluyoruz ve yeni ilmek çıkartıyoruz ki bu şekilde ilmek sayımız artık artmasın. 28 olarak ilerlesin. Son 2 ilmeğime kadar ters olarak örüyorum. Son kalan 2 ilmeğimi ikisini birlikte ters olarak ördüm. Şu anda 27 ilmeğim kaldı. Çıkaracağımız ilmekle burası yine 28 olacak. İç kısımdan battım. Buradan ilmeğimi çıkardım. Bakın yine 28'e tamamlamış olduk. Geri döndüm. Yine sıramın sonuna kadar ters örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar yine ters olarak ördüm. Son 2 ilmeğim kaldığında ikisini birleştirip birlikte ters ördüm. Şimdi tekrar ilmek çıkartıyorum. Hemen bir üstteki ilmekten ilmeğimi aldım. Yine son 2 ilmek kalana kadar ters olarak örüp son 2 ilmeği birlikte topluyoruz ve yeni ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde burada 6 sıra haroşa bırakmıştık. Bu 6 sıra haroşayı örmeye devam edelim. Devamında da lastiğimize geçelim. Topuğu yaptıktan sonra bakın burada 6 diş haroşa sırası olana kadar örmeye devam ettim. 2, 4, 6. Burada 6 tane haroşa sırası bırakmıştık. Bakın tam onun olduğu yere kadar ördüm. Şimdi artık ön yüze geldiğimizde lastik örmeye başlıyoruz. Şimdi buradan son arttırmamı da yapıyorum hemen. Haroşa olan kısımdaki, pardon, arttırma değil, ilmeğimi aldım. Artık arttırma yapmıyoruz. Şimdi bu ters ilmeğimiz, yanına bir düz ilmek ördüm. Bir ters, bir düz. Artık çorabımızın lastik olan kısmına geçtik. Lastiğimizi de örerek çorabı tamamlıyoruz. İlmeklerimi bir ters, bir düze çeviriyorum bu sırada. Bir düz ve bir ters. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Düz, ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da ikisini birlikte ters olarak topladım. Lastik örgüye geçişimizi yapmış olduk. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Lastiğe geldiğimizde de son 2 ilmeği birlikte topluyoruz. Buradan ilmek alıyoruz. Yine bu çizgiyi buradan devam ettirip bakın iç kısımdan ilmeğimi aldım. Sıradaki ilmeğimiz düz. Aldığım ilmekten sonra düz olarak ördüm. İlmekleri altta nasılsa o şekilde örmeye devam edelim. Ters ilmeğin üzerine ters, düz gördüğüm ilmeğin üzerine düz. Bir ters, düzlerin üzerine düz. Şimdi artık bu aşamada lastiğimiz bitene kadar aynı şekilde bir bir lastik olarak örmeye devam edelim. Devamında da ilmeklerimizi toplayarak
çorabımızı tamamlayalım. Çorabımın lastiğinde bakın örmeye devam ettim. Şimdi artık son sırasını örerek geliyorum. Yine son 2 ilmeğimi birlikte topladım. Şimdi artık bu aşamadan sonra ilmeklerimizi toplamaya başlıyoruz. Dönüş sırasında toplama işlemini tığla yapıyorum ben. Çok fazla gergin, sıkı olmasın diye. Şimdi bakın. Önce buradan son ilmeğimizi almamız gerekiyor ki burası birleşsin. Şu iki kat üzerinden ilmeğimi çıkardım ve buradan geriye döndüm. Bu ipi daha sonra içeriye çekeriz. Şimdi toplama işlemini bakın. Önce düz ilmeğim var burada. Bu düz ilmeği şöyle ördüm bir sefer ve yanındaki ilmeğin içinden çektim. Sıradaki ilmeğim ters. İpimi iç kısma aldım. Ters ilmeği de ters olarak ördüm önce. Bu ilmeğin içinden çektim. Düz ilmeğe geldiğimde onu önce düz olarak ördüm. Ve devamında yanındaki ilmeğin içinden çıkardım. Çok fazla sıkı yapmamaya dikkat edelim ki kullanırken çorabımız rahat olsun. Ters ilmeği ters örüyorum. Ve yanındaki ilmeğin içinden çekiyorum. Düz ilmeği düz ördüm. İlmeği önce örüyoruz ve hemen önündeki ilmeğin içinden bu şekilde çekerek kapatıyoruz. Düz olarak ördüm, çektim. Ters ilmeği de ters olarak ördüm önce ve yanındaki ilmeğin içinden çıkardım. Bu şekilde yapmaya devam edelim. İlmeklerimi toplamaya devam ettim. Bakın, esnek bir şekilde kapattım. Birkaç ilmeğim kaldı. Onları da yapalım birlikte. Ters olarak örüp ilmeğimin içinden çektim. Düz ilmeği düz olarak örüp yine ilmeğimin içinden çektim. Şimdi buraya kenara birleştiriyoruz. Hemen yukarıdan buradan bakın. Burayı dikkatlice yaparsak düzgün bir görüntümüz olur. Ve birleştirdim. Şimdi bu aşamada ipimizi kesiyoruz. Son kalan ilmeğimin içinden de ipimi çekerek kapattım. Bakın esnek bir şekilde kapatmış olduk. Bu fazlalık ipleri de örgümüzün içinde gizleyelim. Çorabımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın, 2 şişle sanki 5 şişle örülmüş gibi görünen bir çorap elde ettik. Gördüğünüz gibi yapılışı da kolaydı. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.